Herkese merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün köpekler hakkında hem mama hem takviye gıdalar hakkında konuşacağız arkadaşlar. Mama olayını arkadaşlar şu şekilde aydınlatmak gerekirse, mama olayında kesinlikle arkadaşlar kaliteli bir mama kullanmanız gerekiyor. Kaliteli bir mama derken arkadaşlar zaten bunlar belli mamalar. Ne gibi mamalar dersek örnek veriyorum arkadaşlar. Royal Canin, Max, Akana, Orzen, Hills ve birçok mama daha var arkadaşlar bu kaliteli mamaların içinde. Bunlar arkadaşlar bu şekilde kaliteli mamalar verdiğiniz zaman arkadaşlar köpeğinize takviye gıda vermeseniz de oluyor. Ama verirseniz de bu sizin açınızdan ya da köpeğiniz açısından iyi bir şey arkadaşlar. Gelişim açısından. Şunu anlatayım size arkadaşlar. Kesinlikle açık mamaları tercih etmemelisiniz. Ben bu zamana kadar Akana'yla Royal Canin'le başladım. O şekilde gidiyorum. Yani tekrardan şimdi Akana'ya geri dönüş yaptım. Daha önce videolarımda da paylaştım ne gibi neler yaptığım hakkında. İlk olarak arkadaşlar şu şekildeyim. Kaliteli mama kullandığınız zaman ayrıyetten yanlarına işte böyle yoğurt, yok peynir, yok kemik suyu, yok et, ekstra bir ilaç vermenize gerek yok. Zaten kaliteli mamaların içlerine bu eksik olan vitaminleri, takviye gıdaları ekliyorlar. Fakat herkesin durumu kaliteli bir mamaya almaya yetmiyor. Standart orta sınıf bir mama aldığınız zaman da arkadaşlar kesinlikle haftanın birkaç gününde örnek veriyorum. Birçok bununla da alakalı videolar paylaştım. Kemik suyu, kemik, et parçası bunları kesinlikle çiğ olarak değil kaynatarak veriyorsunuz arkadaşlar. Ve bu kaynatma videoları da kanalda video paylaştım. Kemik suyu, et parçalarını kaynattığınız zaman arkadaşlar uzun süre kaynatıyorsunuz. Yani böyle bir saat, yarım saat değil arkadaşlar. Koyduğunuz su yok olana kadar kaynatıyorsunuz. Dibinde kalan böyle sarımtırak o kemikliği, kemiğin, etin kendini bıraktığı böyle bir yağ tabakası su oluyor arkadaşlar. Onu kesinlikle vermeniz gerekiyor. Önemli olan o. Zaten normal olarak bir saat, yarım saat kaynatıp 2 saat kaynatıp verdiğiniz zaman bildiğiniz yine faydalı oluyor. Fakat bildiğiniz normal su içirtiyorsunuz hayvana ya da yediği zaman. Hani kemik suyu değil de yoğun olarak %20 kemik suyu yani ilik kemik suyu et suyu oluyor. %80 su oluyor. Onun yerine arkadaşlar bayağı bir uzun süre kaynatıp verebilirsiniz. Ayrıyetten arkadaşlar köpeğinizin eksiklerini öğrenmek için köpeğinizi bir veterinere götürüp kan testi yaptırıp hangi vitaminlerin eksik olduğunu öğrenip ona göre vitamin takviyesi yaptırabilirsiniz hayvanınıza. Hani vitamin takviyesi yaptırmak olayı da şu şekildeymiş arkadaşlar. Eczanede ilaçlar satılıyor. Sırınga yardımıyla bu vitaminleri köpeğinizin ağızdan vererek takviye yapabiliyorsunuz. Ben buz için iki tane vitamin kullanıyorum arkadaşlar. Şurup şeklinde. Sırınga ile veriyorum. 2 günde bir, 3 günde bir ya da her gün, her sabah ya da yemekten önce, yemekten sonra şekilde veriyorum arkadaşlar. Ayrıyetten de arkadaşlar işte ekstra olarak ben çoğunlukla buz için araştırmalar yaptım. Yani genel olarak konuşmak istemiyorum çok detaylı. Yanlış yönlendirme olmasın. Çok hani bilende dört dörtlük olan bir kişi de değilim. Fakat hani ben Dogo Argentino için gerekli olan şeyi söylüyorum. Ortalama haftada kesinlikle yumurta haşlayıp veriyorum. Yoğurt veriyorum. Yumurtayı verdiğim zaman kabuklu veriyorum arkadaşlar. Bu çiğ olsun ya da haşlanmış olsun veriyorum. Ayrıca arkadaşlar lor peyniri veriyorum. Az yağlı, tuzsuz lor peyniri veriyorum. Bunları bazen tek tek veriyorum. Bazen de işte yumurta, yoğurt, lor peynirini karıştırıp veriyorum arkadaşlar. Bazen kemik suyu, haşlanmış kemik veriyorum. Büyük oynayabileceği kemik, kemirebileceği kemik. Küçük kemikleri vermeyin arkadaşlar. Küçük kemikler de boğaza takılma riskini meydana geliyor. Oluyor, olmuyor değil ya da kesme olayı oluyor.
çenesinde, damağında. Ayrıca arkadaşlar bazen et alıyorum ya da evde olduğu zaman et kaynatıp veriyorum. Çiğ olarak vermemeye çalışıyorum kesinlikle. Çünkü çiğ olarak verildiği zaman et gıdalar tarz şeyler hayvanda iç parazit olayını meydana getiriyor. Bazı insanlar çiğ et veriyor vermiyor değil arkadaşlar. Çiğ etin gerçekten köpek gelişimi farklı oluyor. Fakat iç parazite de bayağı bir önem vermek gerekiyor. Yoksa değişik problemler, değişik sorunlar meydana getirir diyor. Ayrıca arkadaşlar bildiğiniz üzere bu gıdaları veriyorsunuz. Yani takviye gıdalar olsun, mamalar olsun. Hayvana bir yükleme yapıyorsunuz. Yani hayvan dediğim yani köpeğimize. Bu yüklemeleri yaptıktan sonra kesinlikle köpeğimizi gezdirmek, dolaştırmak, enerjisini attırmak gerekiyor. Yoksa köpekte problemler oluyor. Aşırı derecede kilo alma, obezite ya da ayaklarında burkulma, bedeninde problemler, alerji. Bunlar köpeğimizde çıkıyor arkadaşlar problem olarak. Bunun için de arkadaşlar takviye gıda işte verildiği zaman ya da yüksek proteinli mamalar verildiği zaman kesinlikle köpeğimizi gezdirmek zorundayız. Hani köpeğe yemek su verip de bırakmamak gerekiyor. Enerjisini arttırmak gerekiyor. Su da olmaması gerekiyor arkadaşlar. Yüksek bir şekilde köpeğinize besin değeri veriyorsanız hani elinize tasmayı alıp tasma bağlı bir şekilde köpeği dolaştırmak, o şekilde yürütmek bunları ya bu bir fayda olmuyor arkadaşlar. Köpeğin tasmasından çıkartıp kendi başına koşması gerekiyor. Onun için de işte köpek parkları oluyor, köpek alanları oluyor da kimsenin olmadığı bir orman arazisi ya da çiftlik yeri tarzı bir yer olur. Oralarda bunları yaparsanız daha iyi olur. Çünkü köpek yediğini sindirmesi gerekiyor. Vücudu gelişmesi açısından, gelişimi açısından bunlar gerekiyor arkadaşlar. Bir köpek ne kadar fazla yürüyüş, gezi, koşu yaparsa ve başka köpeklerle oynadığı zaman harcadığı enerji bir zamandan sonra gelişim oluyor. Bu aynı bir sporcu insan gibi düşünelim arkadaşlar. Takviye gıdalar veriyorsanız, köpeğinize yükleme yapıyorsanız kesinlikle bunu yok hani yakması gerekiyor. Yoksa problemleri büyük oluyor. İlerleyen zamanlarda veteriner yolu tutarsınız arkadaşlar. İlaç olayına girersek de arkadaşlar hani vitamin ilaç olayına falan girersek de bunların veterinerin verdiği bir doz az var. İşte miligram boyutu falan var arkadaşlar. Bunları aşmamak gerekiyor. Biraz fazla verin, biraz iyi olsun falan niyeti kesinlikle düşünmeyin. Veterinerin verdiği dozajla ilerlemelisiniz. Eğer ki o dozajın dışına çıkarsanız arkadaşlar yine bir problem. Hiç ummadığınız problemler meydana gelir. Aşırı derecede fazla yüklemek de arkadaşlar karaciğeri yoruyor biliyorsunuz. Ayrıca arkadaşlar sunumdan da kesinlikle kaçının. İşte çikolata, abur cubur, malzeme tarzlarından birer ikişerden bir şey olmaz demeyin arkadaşlar. Gün geliyor bir bakıyorsunuz ki bundan dolayı problemler çıkmış oluyor. Bu problemleri yenmek gerçekten de hem maddi olarak hem manevi olarak yoruyor insanı. Onun için bisküvi, çikolata, tatlı, abur cubur şeylerden köpekleri uzak tutmak gerekiyor. Uzak tutulmadığı zaman dediğim gibi yani problemleri çok büyük had safhaya geliyor. Ama ne olursa olsun arkadaşlar kaliteli bir mama aldıktan sonra böyle takviye gıdalara gerek yok. Takviye gıdalar biraz daha işin üst boyutu diyelim. Ve kesinlikle arkadaşlar vitamin, ilaç takviyesi falan tarz şeyler yapacaksanız kaliteli ürünler ve doktorların önerdiğini yapmanız gerekiyor. Çünkü örnek veriyorum hayvanda A vitamini yüklüyse siz tekrardan A vitamini yüklediğiniz zaman bu da bir problem. Kan testi yapılıyor arkadaşlar. Bugün bir kan testinin fiyatı 100 lira olduğunu diye düşünüyorum. Bu kan testinde işte köpeğin hangi vitaminleri, neleri eksik, neleri fazla buna göre bilgileri öğrendikten sonra veteriner size bir reçete yazıp eczaneden gidip ilaçlarınızı alabiliyorsunuz. Kesinlikle de arkadaşlar tekrardan söylüyorum. Bu kullandığınız ilaçları lütfen doktorun verdiği miligram ya da kullanım şartlarına göre kullanmalısınız. Aksi halde arkadaşlar çok büyük problemler oluyor. Ben gerçekten de en iyi şekilde bakmaya çalışıyorum. Hem takviye gıdaları hem en iyi mama hem ilaçlarla köpeği yükleyip ve enerjisini almaya çalışıyorum. Çünkü
Bu standart bir Dogo Argentino değil. Bu standartın üstünde olan bir Dogo Argentino ve ona göre de beşlemek gerekiyor. Sizden ricam lütfen böyle takviye gıdalar kullandığınız zaman da doktorunuza sormadan hareket etmeyin arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için arkadaşlar teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Instagram adresimiz bu videonun altında linkimiz var. HMK Vlog. Oradan bizi takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Herkese iyi dostlar diliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.